Sedat Peker cephesinden Cem Küçük'e yeni tehditler. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakın Twitter hesabı Freud'un talebesinden Cem Küçük'ün Peker hakkındaki sözleri nedeniyle görüntülerde İhlas CEO'su Profesör Doktor Rasim Kağan Aytoğlu olduğu iddia edilen 3 erkeğin cinsel ilişkiye girdiği ifşalar yayınlandı. Freud'un talebesinin yayınladığı video kısa süre sonra yayından kaldırıldı ancak video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker cephesinden TGRT programcısı ve Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün Peker blöf yapıyor sözleri nedeniyle görüntülerde İhlas CEO'su Profesör Doktor Rasim Kağan Aytoğlu'nun olduğu iddia edilen cinsel ilişki görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Aytoğlu olduğu iddia edilen kişinin erkeklerle müstehcen görüntüleri yer aldı. İfşa videosunu yayınlayan Freud'un talebesinden Cem Küçük paylaşımlar geldi. Hesaptan Cem Küçük'e tehdit gibi sözler sarf edildi. İşte o paylaşımlar. Karakteri soy ismi kadar olan Cem Küçük. Sana önümüzdeki hafta sonuna kadar süre veriyorum. Ya çıkıp televizyonda Reis Sedat Peker hakkında yanılmışım, özür diliyorum diyeceksin. Ya da 2015 Kıbrıs tatildeydiğin hatları herkes izleyecek. Seçim senin. Senin videoların yok mu sanıyorsun? Sizi rezil edeceğim. Ailenizin, çocuklarınızın yüzüne bakamayacaksınız. İnsan içine çıkacak haliniz kalmayacak. Etrafta Sedat Peker blöf yapıyor. Elinde bir şey yok diyen Cem Küçük. Senin videoların yok mu sanıyorsun? Nasıl çıkacaksın insan içine? 2015 Kıbrıs tatilinde ne yaptın dedi. Mesajım sadece Cem Küçük'e değil. O ilk kurbanım olacak. Ama bazı gazeteci müsveddeleriyle de görülecek hesabım var. Ulan kahpeler, karınızın koynundan kalkıp otel köşelerinde erkek erkeği yaptığınız kepazelikler gizli mi kalacak sandınız? Sizi resim rüsva edeceğim, az sabredin dedi. Allah'a andolsun ki hepinizi dansöz gibi oynatmadan ölmeyeceğim. Sanıyorsunuz ki hesap askıya alınınca başka hesaptan yeni videolar yayınlanmayacak. Sizin sonunuz kibrit kutusuna girmek. Allah'a andolsun ki hepinizi dansöz gibi oynatmadan ölmeyeceğim. Aklınızın almayacağı videolar var. Hepsini yayınlayacağım. Freud'un talebesi hesabı kapatıldıktan sonra uzun çavuş hesabından paylaşım yapan Sedat Peker şunları paylaştı. Kıymetli dostlarım, Freud'un talebesi isimli sayfa dün gece Twitter tarafından kapatılmıştır. Yeni açılan ve benim adıma yayın yapan sahte hesaplar vardır. Düşmanlığı bile namusluca yapmalıyız. Cem Küçük isimli gazetecinin erkeklerle bir görüntüsü yoktur. Söz namus. İnsan cezaevine girdiğinde ya da öldürüldüğünde vermiş olduğu savaşı kaybetmiş olmaz. İnsan ancak düşmanına benzediği zaman vermiş olduğu savaşı kaybeder. Ben onlar gibi asla olmayacağım. Adam gibi savaşacağız, adam gibi duracağız. Herkes şunu bilmelidir ki ben de söz namustur.